İyi akşamlar diliyorum. Maçtan önce de düşündüğümüz gibi zor bir şekilde geçti. Rakibimiz iyi bir takım. Burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Buraya gelen pek çok takım burada puan kaybedebiliyor. Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı. Bugünkü hedefimiz olan 3 puanı aldık. Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Önde çabuk ve yaratıcı oyunları var. Takımım iyi bir performans sergiledi. Altay maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner gol yedik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyon vardı. Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız önemliydi bizim için bu zorlu ligde. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 kulvarda ilerliyor. Gerçekçi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçek hedefi nedir? Bunu sormak istiyorum. Bir de transfer yarın bitecek. Son dakika bir sürpriz farklı olabilir mi? Eğer olmazsa Fenerbahçe'nin kadrosu 3 kulvarda da şampiyonluk için yeterli. Yani iyi bir yere gelebilmek için yeterli bir kadro. Bizim için en önemlisi Türkiye Ligi. İlk geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız Avrupa Ligi'nde. Şu andaki aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz. Ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz. Şu anda Avrupa'da transfer penceresi kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Takımlar oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkarmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süresi boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular kattık. Ben de takımımdan memnunum. Mücadelenin son dakikalarında üçlü savunmaya döndü. Hoca bazı maçlarda değişiklikleri yapıyor ama Atilla Zalai, Sarı Kartı, Gördü Alay... Sempre falo Manchester Fazer. Okay. Atilla Spor mücadelesinde cezalı. Acaba bu mücadeleye yönelik bir taktiksel değişiklik olarak mı hoca bu değişiklikleri yaptı? 3-4-3 savunmaya geçti. Juan Perez'in son durum hakkında son 10 dakikada merkez koridorda daha güçlü olmamız gerektiğini düşündüm. Bu yüzden böyle bir değişiklik yapmak istedim. Bizim için önemliydi çünkü o dakikalarda Samet ve Atilla çok fazla birebirde kalıyordu. Dolayısıyla Aziz'in oyuna girmesi gerektiğini düşündüm. Ve oyunun kısa bir bölümünde bu şekilde oynadık. Ki aslında uzun oyuncularımız olmasına rağmen merkezde bir korner golü yedik. Ama maça baktığım zaman maçın bunu gerektirdiğini düşündüm taktiksel anlamda. Bazen oyuncu değişikliği yapmadan da saha içerisinde dizilişimizi değiştirebiliyoruz. Bu tarz değişiklikleri maçın gerekliliklerine göre yapıyoruz. Luan Perez bildiğiniz gibi Real maçında bir sakatlık yaşamıştı. Daha sonra antrenmanlara başlamıştı. Fakat geçtiğimiz hafta aynı bölgeden bir rahatsızlık hissettiğini belirtti. Durumuna bakacağız ne olduğunu. Ama onun bizle olmaması üzücü bir durum. Çünkü özellikleriyle takım için önemli bir oyuncu kendisi. Umarım yine uzun süreli olmaz. Onun durumuna bakacağız. Sevilla eşleşmesine dair bu kulübün çok güzel anıları var. Kendisinin de İspanya takımlarına karşı başarısı var. Belki şu anda daha güçlü bir takım konumunda ama bu tur için camiaya neler söylemek ister, neler beklemeliyiz? Galatasaray'ın Sevilla'ya karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda. Dolayısıyla onlara karşı pek de iyi anılarım yok. Torino'da oynanan Avrupa Ligi finalini onlara karşı kaybetmiştim. Biliyoruz ki Sevilla Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım aslında bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de biz kendimize inanıyoruz. Özgüvenimiz var ve Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız.